lying on the floor, just a rebel on your own. On a bed to a bed to a bed to a trip. On a bed to a bed to a bed to. Sizde de oluyor mu? Bir şeyleri birine anlatırken ya da ona gösterirken yapamamaya başlıyorsunuz. Dosyaya kağıt sokamıyorum şu an. Bu arada yalnız hayatımda ilk defa matematikten çok etkilendim. Yani etkiden çok düştüm ya matematiğe resmen. Gerçekten elendim yani matematiğe. Düştüm bugün. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir haftalık vlog başlıyoruz. Bugün öncekini yayın... Hepsini böyle mi açacağım bilmiyorum ama gerçekten çok güzel tepkiler aldım yine. Ve daha uzun olmasını istediniz. O yüzden ben aslında buna sevindim. Çünkü kendimi hep sınırlıyordum. İşte daha az konuş Yasemin, daha az konuş falan diye. Ama zaten uzun istiyormuşsunuz. O yüzden bu konuda çok mutluyum. Artık kendimi salarak uzun uzun konuşabileceğim. Bugün bu arada cumartesi. Dün cumaydı ve ben hiçbir şey yapmadım. Gerçekten hiçbir şey yapmadım. Sadece dinlendim. Zaten saat 7 gibi uyuyakalmışım. 8'de uyandım falan. Bugün de uyuyamadım. 5.30'da uyandım. 7.30'da uyandım falan. Garip, 7.30'da uyandım artık zaten en son. Şimdi ben buraya geldim. Saat şu an 6'ya geliyor olması lazım. Öncelikle filtre kahvemi yine yaptım. Artık bir Yasemin klasiği oldu biliyorum. Ya Türk kahvesi ya da filtre kahve içiyorum. Suyumu buraya aldım. Beni kaldıracak şeyleri ortadan kaldırdım. Öyle bir sebebim yok artık. Bu arada hafiften kırık gibiyim. Hasta olmadan atlatmam gerekiyor. Çünkü devamsızlık hakkının ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ben şimdi buraya geldim. Haftalık tekrarımı yapacağım. Bütün dersleri, yani bu hafta boyunca yapılan her şeyi tekrar edeceğim. Daha sonrasında matematik ödevim var. Onu yaparım diye düşünüyorum. Zorluk seviyesine göre değişir gerçi. Çok sıkılırsam hani biraz en azından. Yarına da bırakabilirim. Faktöriyellerle ilgili bir 4 tane falan test ödevim var. O şekilde. Bu arada hani ders çalışma taktiklerim ve saatlerim hakkında bir şeyler istemişsiniz. Onun için ayrı bir video çekebilirim. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Hani saat olarak kendimi sınırlandırmıyorum. İşte şu saatte buraya oturmalısın demiyorum. Hani o gün içinde ne zaman canım isterse, ne zaman kendimi daha dinç, daha çalışabilecek güçte hissedersem o zaman çalışıyorum açıkçası. Bu dipnotu da geçtikten sonra o zaman ben tekrarlarımı yapmakla başlıyorum. Şimdi yeni bir şey yapmışken bilgilendirmek istedim sizi. Bu arada matematik tekrarım bitti. Önemli olan hani kalıp soruları falan yazdım. Kuralları yazdım. Daha ödevime geçmedim. Önce tekrarları bitireceğim. Şimdi bu ajandama şey yaptım. Hani haftalık tekrar yap yazmıştım. Sonra şey yaptım. Hani altına böyle kutu çizip göstereyim. Şöyle altına böyle hani kutu çizip dersleri yazdım. Şimdi mesela matematik bitti. Onun kutusuna tik atıyorum. Ki böyle teker teker görebileyim diye yerde bırakmak istemiyorum çünkü. Şimdi fiziğe geçeceğim. Fizik, coğrafya, biyoloji, edebiyat, İngilizce var. Ama hani çok fazla saydığımın farkındayım ama sonuçta bunlar hani bir hafta boyunca hani çok fazla bir şey yapılmadığı için sıkıntı olmayacaktır. Şimdi ben fizike devam ediyorum. Bugünün rengini mavi seçtim. Diğer dersleri de mavi yapacağım. O zaman başlayalım. Saat 8 oldu. Ödevim de bitti. Bütün işlerim bitti. Razım şu an. Mutlu oldum bitince. Yarına bir kahvaltı işimiz çıktı. Amcamlarla kahvaltıya gidecekmişiz. Yarına işi bırakmadım. Beni sevindirdim. Şimdi aşağı ineceğim. Akşam yemeğimi yiyeceğim. Sonra da dinlenirim artık. Yani yeter artık dinleneyim. 2 saati geçti çünkü.
Ama gerçekten dediğim gibi mutlu oldum. Ha bu arada şeffaf dosyamı nasıl yaptığımı gösterecektim. Hemen onları alıp geliyorum. Şimdi mesela biz bazı derslerde defter tutacak kadar yazı yazmıyoruz. Yani çok nadir yazı yazıyoruz. Öyle olan derslerde de hani eve gelip tekrar ettiğimde normal kağıda yazıp şeffaf dosyada biriktiriyorum. Ve aynı şekilde haftalık tekrar yaptığımda da kağıda yazıyorum. Onu da orada biriktiriyorum. Ve şeffaf dosyalarımı şöyle ayarladım. Mesela bu İngilizce. Ve İngilizce'nin hani şöyle şeffaf dosyanın altına küçük etiketlerden yazıp İngilizce yazdım. Burada edebiyat var. Burada da böyle matematik var. Hem benim için bulması kolay oluyor. Hem biriktirmesi kolay oluyor. Şimdi onları düzenleyeceğim. 3 tane daha aldım elime. Yeni bir fizik dosyam olmuş oldu. Hemen fiziği yerleştiriyorum. Bu arada bunları böyle hani dosya şeklinde yerleştirmeye özen gösteriyorum. Çünkü bunları büyük ihtimal sonra dosyaya takacağım. Böyle bir planım var. Yani sizde de oluyor mu? Bir şeyleri birine anlatırken ya da ona gösterirken yapamamaya başlıyorsunuz. Dosyaya kağıt sokamıyorum şu an. Daha sonra çekmecemden beyaz dümdüz etiketlerimden alıyorum. Tamamdır. Şimdi de siyah kalemle oraya fizik yazacağım. Bakayım siyah kalemim burada. Ve tamamdır. Fizik dosyam da hazır. Artık bunu da bitmiş olacak. Şimdi ben diğerlerini de öyle hazırlayayım. Sonra zaten aşağı iniyorum. Bugün bitiyor. Yarın görüşmek üzere. Yine bir haftanın ilk gününden herkese merhaba. Çok enerjik açtım ama bugün anlamını bilmiyorum ama yani nedenini bilmiyorum ama çok yorgunum yani bilmiyorum çok kötüydü bugün. Neyse şimdi ben yine tekrarlarımı yapmaya geldim. Tabii ki şaşırmayacağınız bir şekilde. Bu arada size çok güzel bir haberim var. Artık şu ışıksızlıktan kurtulduk. Dün bir masa lambası aldım. Ama şimdi daha üçlü priz almadığım için bunu takamıyorum. Ama yani şöyle yere bırakayım. Ama yani haberiniz olsun. Birkaç güne çok daha aydınlık, daha böyle ferah ferah video çekeceğim. Unutayım bu konuda. Şimdi bugün ne yaptık? Ben bugün ilk iki ders gidemedim. Muayenedeydim. Yarın da ilk iki ders gidemeyeceğim. Büyük ihtimal kan vereceğim. Sonra almaya gideceğim falan. Yani bilmiyorum. Birazcık kaçıracağım bu aralar. İlk iki ders fizikti. Şimdi ben fizik notlarımı aldım zaten telefonumda. Onları oradan geçireceğim. Daha sonra Almanca vardı, İngilizce vardı. Onların defterlerini geçireceğim. Matematik vardı. Bugün yapamadığım soruları çözdük. O yapamadığım soruları kendim ayrıca çözmeye çalışacağım. Öyle. Bu arada yalnız hayatımda ilk defa matematikten çok etkilendim. Yani etkiden çok düştüm ya matematiğe resmen. Gerçekten elendim yani matematik. Düştüm bugün. Bilmiyorum. Bu arada kahve yaptım yemeğine. Çok düştüm. Yani mükemmel geldi bana. Bu çok zor bir soru çözdük bugün ama çok etkilendim matematikten. Bilmiyorum. Matematiği hala sevmiyorum. Ama çok etkileyici buluyorum kendisini. Çok bilmiyorum. Çok garip ya. Çok güzeldi. Neyse. Bu kadar matematiği övmemden sonra ki sevmememe rağmen. Bugün yeni bir yere başlıyorum. Ekim yapacağına inandı ve yaptı yazıyor Ekim'in başında. Ben de kazanırım. Diyerek Ekim'e başlıyorum. Çok mutlu oldum şu an. Nedenini bilmiyorum. Yeni bir ay, yeni bir başlangıç. O zaman ben dersime de yeni bir başlangıç yapıyorum. Şimdi... tekrarlarım bitti. Aslında hani işlerim bu kadar. Şimdi aşağı ineceğim ama matematiğimi tekrar ederken böyle bir matematik çözesim geldiği için asla bunu kaçıramazdım. O yüzden birazcık matematik çözmeye karar verdim. Bir iki üç test çözsem kar kardır diye düşünüyorum. Zaten ilk testle başlayacağım için çok kolaydan başlayacak. O yüzden ben matematik çözeceğim yani. Onu haber vereyim dedim. Don't let them hold your ground.
bitiriyorum. Yarın görüşürüz. Herkese selam, merhaba. Bugün masa ışığımı açtım. Bence çok netim ve bu netlik hoşuma da çok gitmedi diyebilirim. Çünkü makyaj yok şu an yüzümde ve hoş göründüğümü zannetmiyorum. Ama neyse, konumuz bu asla değil. Şimdi bugün bu çarşamba, salı günü çekemedim. Neden? Çünkü dün eve geldiğimde telefonun şarjı yoktu. O yüzden hani çekemedim mantıken. Telefonu çekiyorum yani, biliyorsunuz zaten. Şimdi ama dün ne yaptığımı kısaca size söyleyeyim mi? Hemen ajandadan bakıyorum ne yapmışım dün. O kadar beynim yerinde değil ve yorgunum ki. Ne yaptığımı söylemedim. Hemen söyleyeceğim. Şöyle. Edebiyat tekrar yapmışım, kimya tekrar yapmışım, biyoloji tekrar yapmışım, bir de matematik tekrar yapmışım. Ödevim yokmuş. Bugün var ve var. Yani aslında tek dersten var ama yani biyoloji hocamız hep böyle bir anda dan diye verdiği için. Yani ben şikayet etmiyorum. Çünkü ben biyoloji dersini çok seviyorum ve bana 100 soru daha ödev verse 100 soru daha hiç sıkılmadan çözerim. Benlik hiç sıkıntı yok yani. Bu arada saat... Sakin. Bu arada saat 6 falan olması lazım. Şimdi işte neyse, ben biyoloji ödevimi yapacağım. Sonra biyoloji tekrarım var. Edebiyat tekrarım var. Başka bir şey var. Matematikten bugün zor bir soru çözdük. Ona tekrar bir bakayım. Bu şekilde bugün çok... fazla bir şeyim yok. Sadece ödevim uzun sürebilir. Bu şekilde. Sonra tekrar ne? Herkese günaydın. Merhaba. Bugün çok yorgunum. Böyle bir nedeni yok ama çok fazla yorgunum. Felsefe tekrar, coğrafya tekrar ve biyoloji tekrar yapacağım. Bugünlük beni affedin, çok fazla konuşamayacağım. Direkt başlayıp bitirmek istiyorum. Saat zaten 7'yi geçiyor. Bugün arkadaşlarımla birlikte de test çözdük, ders çalıştık. Yani o yüzden hani test falan ödevim yok. Sadece bugün yapılanları tekrar edip tekrar yazacağım. O kadar. Dediğim gibi beni affedin bugünlük. Çok fazla konuşamayacağım çünkü gerçekten çok yorgunum. O zaman görüşürüz. Haftanın son günündeyiz. Bugün cuma. Çok mutluyum. Gerçekten bu hafta bir önceki haftalardan çok daha fazla yoruldum. Nedenini bilmiyorum. Hatta önceleri yaptım ama bilmiyorum. Bu hafta daha yorgun hissediyorum kendime. Ama çok şükür ki kendimi öldürmeden bir haftayı daha tamamlamış bulunmaktayım. Umarım siz de bu şekilde tamamlayabilmişsinizdir. Bugün cuma. Ben bugün yapılanları tekrar edeceğim. Ve bu kadar zaten işim. Kimya tekrar... Karşıma yazdım da oradan okuyacağım şimdi size. Kimya tekrar yapacağım. Tarih tekrarına başlayacağım. Hocadan sunumu istedim şimdi. Sunum üzerine anlatıyor. Sunumu istedim. Çok ilerlediğimiz için başlayacağım. Yapabildiğimi yapacağım en azından. Ama her türlü bu hafta sonu tamamlayacağım onu. Edebiyat tekrarımı yapacağım. Ve edebiyattan ödevim var. Yarın test çözme günü. Kızlarla buluşup test çözeceğiz. Konu tekrar yapacağız falan. Zaten hani vlog çekerim ama yarın yeni bir vlog başlıyor. Bir sonraki hafta izlersiniz onu. O yüzden hani yarına bir de ödev kalmasın, bir de bu kitabı taşımayayım diye edebiyat ödevimi yapacağım sadece artı olarak. O kadar. Çok mutluyum bu hafta bittiği için. Şu an hiç ders çalışasım yok. Gerçekten hiç ders çalışasım yok. Siz neler yapıyorsunuz ders çalışmak istemediğinizde? Aşağıya yazabilirsiniz. Ben ders çalışmak istemediğimde ders çalışmamazlık yapmıyorum. Bugün de göreceğiniz gibi. Yani hiç istememe rağmen, yine de çalışmak durumundayım şu an. Kendime bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Sadece yaptığım tek şey bu. Ve çabucak bitirmeye çalışıyorum yani. Bu kadar yaptığım şeyler. Önerileriniz varsa aşağıya beklerim. O zaman ben kimyayla başlayacağım.
Mideyi kapatmaya geldim. Şimdi ben tarih tekrarımı yaptım. Kolum falan koptu ama şöyle yaptım, bitti en azından yani. Edebiyat tekrarımı yaptım. Edebiyat ödevimi tam yapamadım. Detaylıca edebiyat çalışmam gerekiyor. Yapabilmemiştim. Onu fark ettim yapmaya çalışırken. O yüzden onu yarına bıraktım. Çünkü yarın detaylı bir çalışma yapacağım. Kızlarla buluşma ihtimalimiz var. Ama dediğim gibi hani buluşursak zaten onu hafta iki vlogda mutlaka izlersiniz. Kimya tekrarımı yaptım. Soru çözmüştük. Onlara tekrar baktım. Bu şekilde. Verimli bir gündü. Çok yorgun olmama rağmen. Yarın işte buluşursak erken kalkacağım biraz. Çünkü kütüphanede buluşmayı düşünüyoruz. Kütüphanede çalışıp hani orada işimiz bittikten sonra işte ara verip sonra tekrar kafede devam etmeyi düşünüyoruz. Böyle psikopatlar gibi ders çalışma planlarımız var. Ama bakalım, kesin değil. Olmazsa da ben evde çalışacağım zaten her türlü. Bu hafta da bitmiş oldu. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Video beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdaki kırmızı butondan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Video hakkında görüşlerinizi de yorum olarak yazın mutlaka. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.